Brezilya'ya bir gidelim şu aşamada. Zira orada Dışişleri Bakanımız var. Ve Brezilya'nın seçilmiş devlet başkanı Lula da Silva parlamentoda yemin ederek, kuşağa kuşanarak görevine başladı. Yemin törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. ...12 yıl aradan sonra geri döndü, 3. defa liderlik koltuğuna oturdu. Güney Amerika ülkesi Brezilya'da tarihi anlar yaşandı. 31 Ekim 2022'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Lula da Silva, parlamentoda yemin ederek göreve başladı. Silva önce eşiyle beraber üstü açık bir arabayla halkı selamladı. Silva çiftini taşıyan araba daha sonra yemin töreninin yapılacağı parlamento binasına geçti. Oturumda eski Papa 16. Benedikt ve efsane futbolcu Pele'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Lula, yemin konuşmasında Brezilya'yı yeniden inşa edeceğini söyledi. Birlik, beraberlik ve her alanda eşitlik vurgusu yaptı. Brezilya, uluslararası ekonominin ön saflarında yer almalı dedi. 33 milyonu açlıktan, 100 milyonu ise yoksulluktan kurtarma sözü verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Silva'nın yemin törenine katıldı. Çavuşoğlu Twitter hesabından Luna'nın yemin törenine katıldığı ve kendisini tebrik ettiği fotoğrafı da paylaştı. Paylaşımda Brezilya'nın yeni devlet başkanı Lula da Silva'nın yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik ifadelerini kullandı. Bu Lula da Silva'nın Brezilya'da 3. dönemi. 2003-2010 arasında ülkeyi yöneten siyasetçi, Ekim ayında rakibi Jair Bolsonaro'yu yenerek devlet başkanı seçilmişti. Silva daha önce hakkındaki bir yolsuzluk dosyasından tutuklanmış ve seçime girmesi engellenmişti. Fakat bu dosyadan 2021'de aklanmıştı. Köprü ve otoyola zam yok ama araç muayenesi fiyatları yeni yılla birlikte zamlandı. Araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranı olan %122,9 oranında artırıldı. Yeni yıl geldi, araç muayenesi fiyatları da zamlandı. Araç muayene ücretleri 2023 yılında yeniden değerlendirme oranında artırıldı. Yapılan zamlarla birlikte yeni yılda araçlarını muayene ettirecek vatandaşlar 1113 lira 40 kuruş ödeyecek. 2022'de muayene ücreti 507 liraydı. Böylelikle muayene ücretlerine %122 zam gelmiş oldu. Yeni tarifeye göre otomobil, minibüs, kamyonet ve arazi taşıtı 1113 lira 40 kuruş, traktör, motosiklet, motorlu bisiklet 575 lira 84 kuruş, otobüs, kamyon, çekici ve tanker 1528 lira 10 kuruş oldu. Muayenesiz araç kullanmanın cezası da zamlandı. 527 lira olan ceza %122 artışta 951 liraya yükseldi. Sıradaki haber köprü ve otoyol zam adını taşıyor ama yüreğiniz daralmasın hemen belirtelim. Sıradaki haber köprü ve otoyola zam yok haberi. Ayrıntı şöyle. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı iddialarına ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yapıldığı açıklama, Karayolları Genel Müdürlüğü olarak şöyle deniyor. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz yap işlet devlet olarak işletilen köprü otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır.
gelecekte de olmayacak gibi bir mana çıkıyor burada. Devam edelim. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır denildi. Köprü ve otoyol ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren zam yapıldığı iddia edilmişti.